Şimdi kibrit ve düğmeler verilmiş. Şu uzunluk 2 tane kibrit, aynı zamanda 3 tane de düğmeye karşılık geliyormuş. Biz tabii farklı biçimlerde de hareket etmemiz mümkün. Şunu yapabiliriz. Biz kibritin boyuna x dersek, şurası x, x. Düğmenin boyuna, yani şu uzunluğa y dersek, buradan şöyle bir eşitlik ortaya çıkacaktır. 2x eşittir 3y. Eğer böyle bir eşitlikle karşı karşıya kalırsak, ikisini de aynı türden isimlendirebiliriz. Bunu şu şekilde yapabiliyoruz. X'e karşı tarafta 3 olduğu için 3k, y'ye de öbür tarafta 2 olduğu için 2k diyeceğiz. Bu durumda eşit olurlar. 2 çarpı 3k, 6k sol taraf, 3 çarpı 2k, 6k sağ taraf. Yani x eşittir 3k, y eşittir 2k. Şimdi şu ifadeye bakalım. Şunu da yazalım. Y'ler düğmeydi, bu düğme. X de, yani 3K'da kibritti. Yani kibrit çok. Şimdi ifademize dönelim. Burada bir tane düğme var. Bunun boyu 2K olacak. Şurası 2K. Bir tane kibrit çöpü var. Kibrit çöpünün uzunluğu 3K. Bu da 3K olacak. Demek ki 2K artı 3K ona verecek. 2K artı 3K eşittir 10. 5K eşittir 10. K sayısı eşittir 2. Sonuca gelelim. Bizden istenen kibritin boyu. Kibrit 3K idi. K sayısını 2 bulduk. 3 çarpı 2'den 6 gelir. Demek ki kibritimiz 6 birimmiş.